Merhaba arkadaşlar, şimdi size font aramayı, daha doğrusu aradığınız bir fontu nasıl bulacağınızı göstereceğim. Şimdi size font yapmayı göstereceğim, evet. Yani kendi fontunuzu nasıl yaparsınız? Kendinize ait bir font nasıl çıkartırsınız? Onu göstereceğim. Böyle istediğiniz gibi kendinize ait fontlar çıkartıp, hatta satabilirsiniz bile. Fontunuzu oluşturmak için ihtiyacınız olan programın adı FontForge. Bu programı kurduktan sonra, ki bu ücretsiz bir program, programınızı açıyorsunuz. Size daha önce bir devam ettiğiniz bir proje var mı diye bir ekran geliyor, onu soruyor. Siz eğer öncesinden devam ettiğiniz bir projeniz yoksa direkt new diyerek yeni bir tane açabilirsiniz. Şimdi burada bütün alfabeler size gözüküyor. Bunların hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Sadece ihtiyacınız olan kadar doldursanız yeter. Yani büyük alfabeyi, küçük alfabeyi doldursanız yeter. Bunun için ilk yapmanız gereken yapmak istediğiniz kadarını belirleyip kendi kafanızda. Ben şimdi size sadece ABC'yi göstereceğim. Örnek veriyorum, A'ya çift tıklayarak yeni düzenleme penceresinin gelmesini sağlıyoruz. Burada biz kendimiz çizim yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Kendi fontumuzu kendimiz burada oluşturabiliriz. Ama bu çok zahmetli. Bu program üzerinde çok zahmetli. Ancak import özelliği olduğu için benim tavsiyem kendi fontunuzu Illustrator ya da Photoshop gibi programların üzerinde oluşturduktan sonra bu programı import etmeniz. Bu çok daha sizin için basit olacak. Şimdi nasıl yapıyoruz? A tuşuna bastık. Pencereyi açtı bize. Buradan ya dediğim gibi çiziminizi yapıyorsunuz. Ama benim tavsiye ettiğim şu. Illustrator'da ben şimdi örnek bir vektörel bir font buldum, Shutterstock'ta indirdim. Bu fontun kendimize göre düzenleyerek, üzerinde oynamalar yaparak bu çok daha kolay olacaktır. Yani sabit bir font alarak bunun üzerinde düzenleme yapmamız daha kolay olacaktır. Öncelikle ilk 3 harfimizi, yani ABC'yi ben seçip pencere, varlık dışı aktarma kısmı var. Buna tıklayarak varlık dışı aktarmayı açıyorum. Bu seçtiğim fontlarımı alıp buraya atıyorum. İsimlerini veriyorum C, B ve A olarak. Bu üçünü seçip SVG formatında dışa aktar diyorum. Masa üstünde kendime bir fontum diye klasör oluşturuyorum. Bunun içerisine klasör seçtiğim bu 3 tane harfi atıyorum. Attıktan sonra öncelikle burada seçtik, A'yı seçtik, açıldı penceresi ve buraya File, Import diyorum. Nereye aktardıysam, dışa aktardıysam orayı seçiyorum. Alttan formatımı SVG seçiyorum ve buradan ilk harfimiz olan A'yı import diyorum. Ve harfimiz geldi. Şimdi bunun içinin boş olduğunu aldanmayın. Bunu export ettiğimizde içi dolu olarak, yani dolu dolu bir A harfi karşımıza çıkacak. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir kayıt işlemi yapmıyoruz. Bu zaten otomatik kaydediyor kendi ana panelden. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi buradan B harfini çift tıklıyorum. B açılıyor. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Tüm alfabe için aynı şekilde çekiyorum. Ben dediğim gibi ilk 3 harfi göstereceğim size. Varsayalım ki burada bütün harflerimizi yerleştirdik. Küçük harfleri, büyük harfleri hepsini yaptık. İşte yumuşak G'si, bilmem ne, hepsi tamam. Bu işlemden sonra yapacağınız File, Generate Fonts diyor. Yani font oluştur kısmına Ctrl Shift G harflerini basarak da, bu kombinasyonu kullanarak da açabilirsiniz. Font oluştur kısmından fontumuzu nereye kaydedeceksek orayı seçiyoruz. Fontumuza bir isim veriyoruz. Şuradan TrueType'ın seçili olmasına dikkat edin. TrueType seçili olsun. Seçtikten sonra buradan oluştur diyoruz ve fontumuzu oluşturuyoruz. Masa üstüne direkt zaten kendisi oluşuyor. Yes diyoruz. Generate diyoruz ve masa üstümüze döndüğümüzde fontumuzu göreceğiz. Gördüğünüz gibi fontumuz oluşmuş. Yani ilk 3 harfini yaptığımız için ilk 3 harf gözüküyor. Bu fontu biz yüklediğimizde de sorunsuz bir şekilde kullanırız. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, ben bu fontu oluşturdum ama fontumun adı Undetected, bir saçma sapan bir şey gözüküyor. Bu font adını, yazı tip adını, işte versiyonunu vesaire nasıl değiştiririz diyeceksiniz. Onun için programınızda Element Font Info kısmına giriyoruz. Burada font adını yazıyoruz. Font adımızda Türkçe karakter olmamasına ve boşluk olmamasına dikkat ediyoruz. Okey diyoruz. Şimdi tekrar export edelim. Gördüğünüz gibi tasarımcı yazı tipi adı olarak gözüküyor. Burada versiyonumuzu 101.3.0 yaptık, onu uydurduk zaten. İstediğimiz gibi font adını, her şeyini belirleyebiliriz. Kendimize özel fontlar oluşturabiliriz çok basit bir şekilde. Bu dersimiz de bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Aradığımız bütün fontları bulabilmeyi ve kendi fontumuzu yapabilmeyi size göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Yani aklınıza takılan sorular olur, bilmek istediğiniz şeyler olur. Bunları lütfen yorum olarak da yazın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.